Bunları biliyor musunuz? Köşemiz var. Mete Horozoğlu ile başlayalım mı? Arkadaşlar bunları biliyor musunuz? Bunları biliyor musun? Üniversite zaman doğru mu değil mi diye bize söyle bunları. Bunları biliyor musunuz? Seninle ilgili biraz araştırma yaptık. Sonra diğer konuklarımıza da geçeceğiz. Üniversite zamanında arkadaşı animasyon müdürü olduğu için her yaz beleş tatil yaptığı doğru mu? Doğru hala mu? Devam ediyor. Bir dönem animatörlük yaptın mı? Tabii Sinan'la beraber o hala müdür oldu artık. Onun çalıştığı bütün otellere bir de tip de benziyor ya böyle yabancılara. Yabancılara. Girdik çıktık çok sağ olsun. Peki sakız sesinden, şapırdatmadan ve kıtır kıtır elma. Elmadan. Elma yenmesinden nefret ediyormuşsun. Evet. Evet. Abi. Peki canlıya benzeyen oyuncak bebekleri hiç sevmez misin? Hiç sevmem. Korkuyor musun? Çok korkuyorum, bayağı korkuyorum. Evet. Geçen hafta Aşkın Nur yengenin bir resmi vardı öyle, bebek resmi, onu görmen lazım diye. onu bulursanız bir daha yayınlayalım. Geçen hafta Aşkın Nur yengenin çocukluk resmini gördünüz mü siz? Arkadaş enteresandı yani. Evet. Peki. Ailesinde herkesin birbirine benzediğini, herkesin sarışın ve mavi gözlü olduğunu, Mete'nin de küçükken ablasıyla hep karıştırıldığını. Bu kadar da değildir artık. O kadar küçük bile değilim. Lise zamanı, lise bittikten sonra saçlarım uzundu. Bayağı böyle öyle bir hikaye oldu. Çok yakın bir arkadaşımın kardeşi evden önünden geçerken çocuk bir uğrayayım demiş. Acaba demiş ama Yasemin ablamın var, Mete abim var. Çok şey yapamıyor, kapıyı çalıyor. Artık zaten kim çıkarsa benzediği için. Şey yapıyor böyle açtı ya Yasemin abla falan. Ne sana. Diyorsun? Ha ne diyorsun oğlum falan dedim. Mete abi falan. Benle konuşurken öyle ha na yok. Değil mi? Orada da daha çok efendi gibi orada da şey yapıyor. Evet. Sana mı diyorum? Ha. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kodum vallahi bir tane. Sümsü diye. Evet. Bu enteresan bilgi göz merceklerini hızlı hareket ettirme yeteneğinin olduğunu. Bu nasıl bir yetenek abi? Bu hastalık abi. O nasıl yetenek bir hastalık? Galiba yani mavi çok fazla. Gözlerde migide de varmışım. Sen öyle mi? Ben hayatımda hiç görmedim biliyor musun? Titret bakayım. Ne diyor? Allah Allah. Kaç. kaç üstümüze gelir Allah muhafaza. Ne yaptın ama kızım? Ben ilk defa bunu bak, duydum ben, birinden. Bak sadece kendi gibi bana bakıyorsun. Abi kamerayı sen daha farklı. Ya, beni yüze bir şey yapsaydı. Dolu neydim? Aa deli bunlar. Ana! O ne be? Yanlış insan çekiyorsun bir dakika. Senin de gözlerin renkli. Senin de gözlerin renkli. Bir dakika bir önce bir göreceğim. Sen de bizden misin? Şimdi bakacağım. Bir gözleri bir görelim. Önce evet yap bakayım bir daha. Çok şeker. Senin iyi ağız burun yerinde duruyor ya. Gözler oynuyor ki tutamıyor da anladın mı? Dönüyor eve. Allah bir yerden geliyor evet. Bir yerden. Burayı bir daha bir de Mete ya, yakın al. İyice yakına gir. Bak iyice yakına gir, iyice yakına bak. Çık! Allah Allah. Nasıl yani denesen ben, belki sen de yaparsın. Hiç uğraştın. Ben okuduğum zaman falan kendimden yok yapamıyorsun. Yap. Ay buralara gelecek miydi? Buralara çok güzel oldu. Benim gözler büyük olduğu için zor açılıp kapanıyor değil mi yani? Sabah böyle kapatıyorum ancak günde bir kere kırpabiliyorum yani. Yavaş. Akşama doğru kırpılıyor. Allah Allah enteresanmış. Ay Allah niye yaptın? Peki.